Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Artık bir konuyu net olarak biliyoruz. Yaklaşık 20 yıllık bir zaman derinliğinde Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı ittifakının Türkiye'yi hava ve deniz kuvvetleri açısından yaralanabilir, kabiliyetleri törpülenmiş hareket kabiliyetini büyük ölçekte kaybetmiş bir devlet pozisyonuna sürüklemek istediklerini net olarak öğrenmiş bulunmaktayız. Bu olay hem bir yandan Türk yerli ve milli savunma sanayine dönük yaptırımlar, Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı olan hava savunma ve deniz kuvvetleriyle bağlantılı savunma sistemlerinin bilinçli olarak verilmemesi bununla da yetinilmeyip bünyemize sızdırılmış olan FETÖ diye bugün adlandırdığımız cemaatin e, savcılarının ve mahkemelerinin yaratmış olduğu sözde davalar Balyoz ve Ergenekon gibi davalar ile özellikle hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin en alt seviyeye indirilmesi için gösterilmiş çabalar. Niçin? Çünkü Doğu Akdeniz ve genelde Ege'de hakim bir güç olarak Türkiye istenmedi. Bu bir. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde oluşturulmuş olan Yunanistan Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail ittifakını Türkiye'nin hava ve deniz gücüyle bir alternatif oluşturması baştan engellenmeye çalışıldı. Yani sonuç itibariyle Batı tarafından ve özellikle de Amerikan ve Batı emperyalizminin bölgedeki iki karakol devleti Yunanistan ve İsrail kullanılarak bir tür kuşatmayla karşılaştık. Bu kuşatmayı iki şekilde yırtıyoruz. Birincisi Kararlı bir siyasi tablo ile bir şekilde Libya mutabakatı da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki meşru kimliklerimizi Birleşmiş Milletler'e teyit ettirdik. Fakat ne yazık ki 2020 sonu itibariyle Avrupa Birliği'nden gelen büyük baskılar sonucu donanmamız o bölgeden çekilmiş durumda. Ama diğer yönü yönü çok daha önemli Türkiye milli ve yerli savunma sanayinin ürünleriyle kendisine dönük üretilen kuşatmayı çatır çatır ezen bir kimlik kazanmış durumda. Bunun son örneği Aselsan ürünü Alp 300G erken uyarı ve keşif radar sistemi oldu. Şimdi bu Radar sistemleri Aselsan tarafından geliştirilen hem deniz kuvvetleri hem hava kuvvetleri için ayrı ayrı geliştirilen radar sistemleri Türkiye'nin milli bekası açısından son derece büyük bir stratejik önem taşıyor. Çünkü bu ürünler bize hiç verilmedi. Yani istenildiği zaman şöyle bir şey olsun istendi. F-35 verilmiş Yuna, F-35 verilmiş İsrail uçağı gelsin semalarımızda dolaşsın gitsin bizim de ruhumuz duymasın. Hikaye bu. Hikaye. Ama esasında yaptıkları kendi bacağına silah sıkmak gibi bir şey. Çünkü sonuçta biz bu kabiliyetleri kazanamasaydık Rusya burada da at o koşturabilecekti. Bir de böyle bir durumu var. Şimdi nedir bu e, Alp 300G? Yaşar Güler Savunma Sana, Savunma Bakanı diyor ki tehditleri erke, erkenden tespit edip <laughs> algılayan ve karşı reaksiyon üreterek etkisiz hale getirebilen radar sistemlerinin varlığı Hayati öneme sahiptir bu nedenle Aselsan Alp 300G ordumuza Çok önemli bir üstünlük sağlayacaktır diyor. İşte bu Erken ikaz radar sistemleri uçaklar ve diğer hava hedeflerinden balistik füzelere kadar Geniş tehdidi yelpazesini e, Tespit edebilen ve menzilleri nispetinde Hareketsiz hale getirebilen kabiliyete sahiptirler İşte hep daha önceden söyledim. Hava savunma sistemlerimizde dedikler vardı. Bunların sorumlusu biz değiliz. Biz NATO üyesiyiz. Esasında normali İngiliz, İtalyan veya Amerikalı birine başvuracaktık ve bunları alacaktık. Hayır olmadı. İyi ki de olmamış. İyi ki de olmamış. Şimdi biz yapıyoruz. Ve özellikle bu tür sistemlerin İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği 300 malzemeli büyük hava saldırısında ne kadar hayati önemde olduğunu uzak mesafede nasıl tespit edilebilirse kolay önlenebildiğini hepimiz yaşadık. Bakın Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün diyor ki teslimatı gerçekleştirilen taşınabilir erken ihbar radar sistemleri çok stratejik bir ürün. İki gün önce Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Ve bakın işte buradan da ben size e, becerebilirsem e, göstereyim şöyle e, gerçekten dev bir eser. E, şöyle baktığınız zaman evet bu bir Radamır, biz yaptık bunu. Yerli ve milli Aselsan tarafından yapıldı. Bu çok önemli bir şey. Çok uzak mesafeden tes tespit ediyor komuta kademe, A komuta kademesiyle gelen saldırıyı veya unsuru reaksiyon göstererek anında yok edebiliyor. Yok ediyor, balistik füzeler sistemleri dahil. Özellikle yerli ve milli üretilmesinin ve envantere entegrasyonu ayrı bir huzur ver vermektedir diyor. Diğer ülkelerin kullanımında olan İtalyan, Fransız ve Amerikan üretimi çok farklı radarlar var. Bunların benzeri. Alp 300G gerek çözünürlük gerek menzil gerek doğruluk bakımından bunların hepsinden üstündür diyor. Bizim yavaş yavaş artık Patriot'a da ihtiyacımız kalmamaya başlıyor. Koyacaksın isarını arkasına bunu bitti. Hikaye oraya doğru gidiyor zaten. Farkında mısınız? Ve e, bu radar aktif elektronik tarama özelliğine sahip durarak çalışıyor. Alp 300G radarı 4000'in üzerinde gönderme alma özelliğine sahip durarak çalışırken bir modül kısmında arıza olduğunda geri kalan işlemler yapılabiliyor diyor. Ahmet Akyol Aseysan Genel Müdürü Alp 300G aktif olarak görev başında çalışıyor. Ilgili hava sahasını tam bir kapsamayla gözleyen Alp 300G hava kuvvetleri komutanlığının farkındalık gücünü en ileri seviyeye taşıdı. Üretilecek diğer sistemlerle işte burası önemli Alp 300G Türkiye'nin erken ihbar gücünü oluşturacak. Geliyor mu balistik füze işte bu görecek. Nerede görecek? Gelmeden görecek. Geldikten sonra görmenin bir alemi yok gelmeden görecek. Ona göre antibalistik hava savunma sistemlerini devreye geçirecek. Hikaye burada. Bakın nelere şey yapıyor. Savaş uçağı, helikopter, İHA, seyir füzelerinin 3 boyutlu tespit ve takibi. 3 boyutlu. Çoklu hedef takibi, hedef sınırlandırma, karıştırma, tespit ve takibi. Aynı zamanda bir elektronik harp unsuru. Karıştırma mı geldi? Tamam, karıştırsın. Biz de karıştıracağız onu. Bu onunla olan bir şey. Hedef e, e, kimliklendirme, komuta kontrol sistemlerinde uzaktan yönetim. Yani komuta kontrole bilgiyi veriyor ve karşı reaksiyonu da takip ediyor. Kesintisiz çalışma yeteneği, yüksek performanslı sinyal ve veri işletme altyapısı Bugünlere kolay gelmedik arkadaşlar, gençler. İşte bunlarla biz geceleri rahat uyuyacağız artık. Orada on binlerce genç mühendis çalışıyor. Hepsini fuarlarda, şurada burada tan tanışma fırsatım oluyor. Görüşme fırsatım oluyor. İDEF fuarlarında özellikle. Biliyorsunuz ben M5 Savunma ve Strateji'nin de genel yayın yönetmeniyim. Hepsiyle gurur duyuyorum. A ailelerine... Şükran borcumuz var, böyle evlatlar yetiştirdikleri için günün 24 saati çalışarak çok önemli eserleri inşa ediyorlar. Bize verilmeyen, bizden sakınılan, bilinçli olarak verilmeyen ne varsa? Hepsini bizim genç mühendis kadromuz. Bu ülkenin böyle bir ordusu var. Genç mühendis ordusu. İşte onlar yapıyor bunları, Bizler de övünüyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.